Herkese merhaba çocuklar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bugün dersimiz matematik, konumuz ise takvim. Takvim konusuna başladık bu hafta biliyorsunuz. Günleri, haftayı ve ayları işlemiştik. Şimdi bu konumuzu önce kısaca hatırlayalım. Sonra sorularla pekiştirelim inşallah. Hazırsanız hatırlamakla başlayalım. Bir haftada 7 gün vardır. Hemen haftanın günlerini hatırlayalım. Biliyorsunuz bir hafta içi günleri vardı, okula gittiğimiz günler. Bir de hafta sonu günlerimiz vardı, bu da okula gitmediğimiz günler, yani tatil olan günlerdi. Hafta içi günleri 5 tane, hafta sonu günleri 2 tane olmak üzere toplam 7 günümüz var. Şimdi sırasıyla sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet, hep bu sırayla ilerliyor günlerimiz. Ve neyi öğrenmiştik? Dün, bugün, yarın kavramlarını öğrenmiştik. Bugün günlerden çarşamba olduğuna göre dün dediğimizde bir önceki güne bakıyoruz ve salı oluyor. Yarın dediğimizde bir sonraki güne bakıyoruz ve yarın günlerden perşembe diyoruz. Diyelim ki bugün günlerden pazartesi olsun. O zaman dün dediğimizde nereye bakıyorduk? Hemen bir önceki güne. Yani pazara bakıyoruz. Günlerden pazartesi ise dün dediğimde bir önceki gün pazar. Günlerden pazartesi ise yarın dediğimde nereye bakıyorum? Bir sonraki güne bakıyorum. Yarın salı olur. Evet, bunu hatırladığımıza göre diğer konumuzu hatırlayalım. Günler bir araya gelerek haftaları, haftalarda bir araya gelerek ayları oluşturuyordu. Bir yılda toplam 12 ay vardır demiştik. Hemen aylarımız hangileriydi bakalım. Sırasıyla Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aylar hep bu sırayla geliyor. Ocak ayı bittiğinde Şubat ayı başlıyor. Şubat ayı bittiğinde Mart ayı başlıyor. Evet, bu sıra hiçbir zaman değişmiyor. Yılın ilk ayı Ocak'tır. Son ayı da Aralık'tır. Yani her yıl Ocak ayıyla başlar, Aralık ayıyla sona erer. Aralık ayı geldiğinde başka bir yıla geçeriz. Yani 31 Aralık 2020 gününden sonra 1 Ocak 2021 günü başlar. Yıllar değişir Aralık ayından sonra. Peki, bu biz hangi aydayız? Nisan ayındayız. Nisan ayından bir önceki ay hangisi bakıyorum? Mart. Bir sonraki ay, yani gelecek ay hangisi? Mayıs. Bunları da hatırladığınıza göre sorularla devam edelim. Birinci sorumuz, hangi tabelada yılın ilk ayı yazılıdır? A. Aralık, B. Ocak, C. Şubat. Hangi ay yılın ilk ayıydı? Yani ben ayları saymaya hangi ayda başlıyordum? Ocak. C. Yılın ilk ayıdır. İkinci soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan bilgileri soruyor bana. Şimdi şuradan bir kalem alayım. Sırayla şıkları okuyarak gidelim. Bir haftada 7 gün vardır. Doğru mu? Evet, doğru. Bir haftada 7 gün vardır. Neydi bu günler? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir haftada 7 gün vardır. Bu ki doğru. Ben ne arıyorum? Yanlış cevabı arıyorum. Yanlış cevabı arıyorum. Hemen ikinci şıkkıma bakıyorum. Haftanın son günü pazardır. Haftanın son günü pazar mıdır? Evet, haftanın ilk günü pazartesi, son günü pazardır. Bu cevap da doğru. Son şıkkıma bakıyorum. Bir yılda 10 ay vardır. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Yanlış cevabı buldum. Peki bu cevabın doğrusu nedir? Bir yılda 12 ay vardır demem gerekiyordu. Evet. Hemen ikinci soruya geçiyorum.
şöyle temizleyelim. Yukarıdaki takvime göre Mayıs ayının ilk günü hangi gündür diyor. Yukarıdaki takvime göre Mayıs ayının takvimini görüyoruz. İlk günü dediğine göre ben 1 Mayıs'ı bulacağım. 1 Mayıs hangi güne geliyormuş burada? Bakıyorum hangi gün hizasında? Çar yazıyor. Çar ne demekti? Çarşamba demekti. Yani Mayıs ayının ilk günü çarşambadır. Tabloda üçgen yerine hangisini yazabiliriz? Bakıyorum dün, bugün diyor. Bugün günlerden salı olduğuna göre dün ne olur? Salıdan bir önceki güne bakacağım ve tabii ki pazartesi olur. Bugün günlerden salıysa bir önceki gün pazartesidir. Ve şimdi soru. Yağmur hangi olayı diğerlerinden daha sonra yaşamıştır diyor. Dün sinemaya gittim. Bugün evde vakit geçiriyorum. Yarın okula gideceğim diyor. Hangi olayı diğerlerinden daha sonra yaşamıştır? Şimdi en son yarın okula gideceğini söylüyor ama daha yarın okula gitmemiş. O yüzden en son yaşadığı olay hangisi? Evde vakit geçirmesi. Evde vakit geçirmeyi hala yaşıyor. Yani doğru cevap B şıkkı olacak. Evet. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Bugün günlerden pazartesi olduğuna göre dün günlerden neydi? Dün dediğimde neye bakıyordum ben? Bir önceki güne. Pazartesiden bir önceki gün hangisidir? Pazardır. Yedinci sorumuz. Yılın son ayı hangisidir? Ayları saymaya Ocak'la başlıyordum. Sayalım hemen ayları. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Son söylediğim ay hangisi? Aralık. Yani yılın son ayı Aralık'tır. Evet, bugünlük de bu kadar. Soru cevap etkinliğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.